Az zamanım kaldı. Ben buradan yola çıkarak belki şunu sormak isterim. Aslında bu size bu sorduğumuz sorular gerçekten bir tarafıyla da ne kadar acayip bir ülkede yaşadığımızı da gösteriyor. Çünkü mesela şöyle bir ön kabul var. Eğer dindarsan demek ki Cumhuriyet ya da Atatürk karşıtısın. Eğer CHP'liysen demek ki din karşıtısın ve dindarların varlığına karşısın. Siz bu geçişkenlikle ya da bu daha doğrusu bu sert tutumların genç tabağında farklılaştığını düşünüyor musunuz? Ve bugün baktığınız zaman bir öz eleştiri veriyor musunuz? Mesela daha evvel, daha gençlik yıllarınızda anlayamadığınız bugün neyi anlıyorsunuz? Gençlerin yani muhafazakar ve dindar bir gencin CHP'ye bakışıyla koyu Atatürkçü, Kemalist bir gencin dindar bir arkadaşına bakışı bugün daha farklı mı? Bu anlamda CHP katılımınızla birlikte bunun özetini nasıl veriyorsunuz? Seyircilerimize belki bunu anlatırsanız bu içinde zaten belki neden CHP'de tabanda en azından fark yaratabileceğiniz de ortaya çıkar ya da yaratmak yolunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun sizi davet ettiği anlaşılır seyircilerimiz tarafından ya da yeterli olur belki onların bu sorduğu sorulara. Bunu nasıl gerçekleştirdiğini ben parti yönetimine bırakırım. Şey yapmam, o konuda bir açıklama yapmam. Ama sadece muhafazakarlık değil, çok özür dilerim, bizde küçük kitleler olsa daha bağnazlık da var. Yani hayata böyle çok statik bir bakış var. Şimdi 80 öncesine ben bakıyorum. 80 öncesini hayatı büyük ölçüde sağ sol olarak okumuşum. Yani Adalet Partisi döneminde. Fakat 12 Eylül'den sonra ciddi bir okuma kampanyasına girişildi ve biraz evrensel kodlar açıldı hepimizin kafasında. Şunu samimiyetle söylüyorum size. Ben İslam'ın mesajını anladıkça kafamdaki evrensellik ve insandaki bu izafilik meselesi daha da arttı. Anlatabildim mi? Yani o zaman artık bütün ideolojilere ve inançlara çok daha rahat bakıyor. Çünkü sağcılık şuydu, yani biz söylediğim gibi yani bir Türkçü gelenekten falan gelmiyoruz. Adalet Partisi gençlik kolları ama sağcılık bulunduğunuz yeri olduğu gibi muhafaza etmek hadisesi. Bu dönemde diğer partilerin birçok müntesibi sağcı değildi de diyemiyorum. Lütfen bu lafımı da bir kenara not ediniz. Sağcılık da bizde yaygın bir şeydir. Ama evrensel kodların açılmasında okuduğum benim sadece İslam değil. Yani benim sol hakkında okuduğum kitap, solcu arkadaşların İslam hakkında okuduğu kitabın çok üstündedir. Kusura bakmayın, burada çok mütevazi davranamayacağım yani. O yüzden onları şey yapıyorum, rahatlıkla biliyorum, tanıyorum. Zaten geçen gün buradan ismini vereyim, Murat Soycengiz. Murat Soycengiz bizim liseden arkadaşımızdı, kolejden. O sol, yani sıkı solcu, Marksist ve o dönemden daha teori falan, yani lisedeyken teori okuyan, ama biz birbirimizin evine de gider gelirdik. Mesela abim Bahadır, ben Murat falan. Yıllar koptu bu Clubhouse'da. Abi baktı Murat Soycengiz. Sonra neyse telefonla açtık, konuştuk. Evet, şimdi oldukça ortak bir noktadayız ikimiz yani. Bayağı ortak yani Türkiye'nin geleceğini. İşte demokrasi, çoğulcu demokrasi vesaire. Bunun üzerinden okuyoruz, bunun üzerinden görüyoruz. Şimdi değişim zor. Değişim zor ama beni liseden çoğu arkadaşım bile son derece şey bakıyor olaya. Yani çok muhafazakar bakıyorlar. Yani kendilerini ilerici zannederek muhafazakar bakıyorlar. Bir de işin şeyi o, sıkıntısı o. Ben herkesi Türkiye'de bir empatiye, bir içgörüye, anlatabildim mi? Kendini bir gözden geçirmesine. Siz benim ailede, ben sizin ailede yetişseydim acaba durumlarımız ne olacaktı Şirin Hanım? Ben hep bunu düşünüyorum yani. Yani ben İsveç'te doğdum. Yani efendim Norveç şöyle, Afganistan böyle. İngiltere'de onu dedim gençlere. Yani Afganistan halkını Norveç şartlarına, keşke bir deney yapabilseydik de Norveç halkını da Afganistan şartlarına
taşısaydık acaba nasıl bir tablo? Valla yani istisnalar vardır tabii. Mesela ben istisna olmalıyım. Benim ailem Demokrat Partiliydi. Dedem Demokrat Parti milletvekiliydi. Daha sonra Adalet Partisi geleneği sürdü. Ailemden senatörler çıktı falan ama ben solcu oldum gençliğimde. Dolayısıyla oluyor bu. Yani İşte ben de Demokrat Adalet yani, gelen bir gelenekten sonunda CHP'li oldum. Neçede dedem yani. 4 yıl hapis yattı yassıada da. Ben de gençliğimde hapse girdim çıktım. Yani. Soruyu bana sormadan daha önce... Daha yakın zamanda. Soruyu bana sormadan önce size sormalılarmış. Evet. Kadir Bey. Şimdi, bir şey söyleyeceğim. Son bir cümle. Arkadaşlar tarihe bir bakın. Bu genel bir bilgi. Aşağı yukarı benzer özelliklere sahip toplulukların bir tanesinin kavgayla, dövüşle, kısır çekişmelerle yok olup gittiğini görürsünüz. Erimiştir onlar artık, kalkmıştır. Ama çok benzer özelliklere sahip bir başka topluluğun son derece iyi bir cazibe merkezi haline geldiğini, alıp başını yürüdüğünü, bir müddet sonra da adeta imparatorlaştığını görürsünüz. Anlatabildim mi? Bunlar insan iradesiyle ilgili işlerdir ve neticede bireysel iradeye dayanır. Bizler bireysel iradelerimizi iyi yönde ve doğru yönde birleştirirsek gerçekten bir cazibe merkezi önce partiyi daha sonra Türkiye'yi sokabiliriz. Peki. Son vaktimiz kalmadı onun için şöyle kapatalım Cihangir Bey. Felsefi konuşmaları... İsterdik ki onun saatlerce sürdürelim. Onun için hep sizin tabirinizde başka bir program yaparız. Başka bir program yaparız. Evet, hep bir başka program oluyor ama. Son şöyle kapatalım. Bunu İstanbul Milletvekili ve CHP'li olarak soracağım size. Ve öyle kapatalım. Bugün sizce AK Parti, yani milli görüş kökeninden gelip bugün başka bir şeye evrildiğini tartıştığımız, konuştuğumuz ve uygulamaları açısından da hem eleştirilen hem de anketlerin gösterdiğine göre bayağı bir oy kaybeden AK Parti yolun sonunda mıdır? Siz hem AK Parti'yi hem de içinden geldiği geleneği çok iyi tanıyorsunuz. Kısa bir cevap rica edeceğim. Nasıl analiz ediyorsunuz? Nerededir AK Parti ya da iktidar? Nereye gitmektedir? Nasıl görüyorsunuz kısa ve orta vadeyi? Doğru yanlış kabul edin etmeyin anlamında söylemiyorum ama AK Parti icraatının Erbakan icraatıyla herhangi bir alakası olmadığını görüyorsunuz. Değerlendirmelerden azade olarak bunu söylüyorum. Yani AK Parti işte küresel kapitalizmin bu yeni hamlesinde bir anlamda Türkiye'yi yeni sisteme uydurmak üzere tıpkı geçmişte Özal dönemi, rahmetli Özal dönemi olduğu gibi buna benzer bir sürecin partisidir. Yani dünya sistemini Türkiye'ye uygulamak üzere, kapitalizm lehine uygulamak üzere şey yapmıştır. Buradan hani kapitalist deyince de teşebbüse karşı falan diye şey yapmayın Sayın Çapa, hani değil. Benim söylemek istediğim o değil. Bir sömürü ortaya çıktı. Yani işte şeysiz işçiler, nasıl söyleyeyim, taşeron işçiler vesaire vesaire olmaması gereken şeyler oldu. Oy kaybetmesi mukadderdi. Şu an elinde tuttuğu oylar zaten mutlaka bir şekilde AK Parti iktidarından gelir ne elde eden, yani geçimini sağlayan, hayatını idame ettiren insanlardı. Bu insanlara topluma güvence verilirse, yani bu insanların, yani karnını doyuran insanın lokması ağzından alınmayacağına ikna edilirse, ben çok rahatlıkla CHP'de bu politikalarına devam eder, daha rahat ilişkilere girerse, bence iktidar olmaması için hiçbir neden yok. Sayın Cihangir İslam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim katıldığınız gerçekten. İçin. Önümüzdeki yayınlarda sizi daha farklı başlıklarda konuk edeceğiz. Hani çanak soru falan demişler de şimdi tanıdınız. Bundan sonra istediğiniz gibi vurabilirsiniz. Ben de size bunu söyleyeyim. Estağfurullah, vurmak gibi bir ifade. Yok, eleştireceğiz yani. Eleştiri önemli. Türk basınında soru sorma geleneği ortadan kalktığı için seyircilerin bir kısmı soru sormayı taraf olmak olarak addediyorlar. Biz burada hiçbir taraftan, hiçbir siyasetçiden ya da kimseden taraf değiliz. Sormamız gereken soruları soruyoruz. Başka bir sorumuz da yok zannediyorum. Sayın Cihangir İslam'a çok teşekkür ediyoruz ama sizin bıraktığınız yerden biz devam edeceğiz. Size teşekkür ederek uğurlarken